Annem bana şey dedi. Oğlum dedi ben sağcı mıyım solcu muyum dedi. <laughs> Boş ver kameraları unut. Sadece bende kal. Yalnızca ben ve Allah. <laughs> Hala en komik Cem Yılmaz'dır. Şunu balondur. <laughs> o da balondur, öbürü de balondur. Bir ateş atmak çok güzel ya. Azıcık alkolle gömemeyeceğimiz insan yok ki. Benim hayatta izlemekte en çok zorlandığım video stand up'ına gülünmeyen adam. <laughs> Görmüşsünüzdür. Hayatım boyunca benim de korkulur rüyam. Alişan neye güler abi? <laughs> Bu kaygıyla sahneye çıkmak kadar korkutucu bir şey var mı? Bir şey mi oluyor? İşte baharlar mı geliyor? Baharlar mı gidiyor? Bu nasıl bir cesaret hakikaten? İki gün boyunca şöyle durdum gibi dizisi Türkiye'nin son dönemdeki en komik işidir. Ben katılıyorum. Reklamını yapamadım şu anda. Gösterin mi? Evet, gösterinin. Başında yapaydık. Yapıyoruz. Burası YouTube yani. Sonunda Bu zaten 10 kişi mi? kaldı. Yani <laughs> bunun pek bir önemi yok yani. Sen şurada yapmışsın, yapmamışsın. Intro'ya koyacağız merak ya, etme. Intro'ya mı koy? Tamam, intro'ya koyalım Hadi bunu. Bakayım. Yeni gösterim biraz daha yayınlıyorum. Kendi kanalımda olacak ee, ve, 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 ve izleyin. Bugün masada Baturay Özdemir var ve bu masada Baturay Özdemir hiç komik olmak zorunda değil. Sonunda falan diye böyle. <laughs> Sağ olun teşekkür ederim. Kayda girdik çıktık o yüzden aslında baştan alacağız şimdi. İkimiz için de zor olacak ama olsun. Yo ben oynarım ben ilk defa duymuşum gibi. <laughs> ya sen binlerce kez stand up yaptığın için oynayabilirsin. Benim için birazcık daha zor olabilecek. Hallederiz ben inanıyorum. Sana inanıyorum. Ben de bazen kendime inanıyorum, bazen Hasan, Kendine inan. Falan böyle şey gibi şey dönüyor değil mi program? Ee, motivasyon konuşması. Boş ver. Kameraları unut. Sadece bende kal. Yalnızca ben ve de Allah. <laughs> Dedi ki iki kişiyiz. Ya o ne ya? O, o, o bizi, kime özeniyor? Yabancı birine özeniyor değil mi? Kime özeniyor? Var mı öyle bir yabancı? Ya tabii ki var abi. O, o gerçek bile olabilir mi? Ya şey gibi, Alizade'nin şarkıları gibi ya. İyi başladı ikinci kayda daha sert başladı. O zaman başlayalım. Tabii. Şunu diyebilir miyiz? Türkiye mizah yapmak ve izletmek için ideal bir ülkedir. Sen Ben bu arada katılmıyorum. Yapma konusunda okeyim ama izletme konusundan çok emin değilim. Bunu da sana soracağız tabii ki. Tabii yapabiliriz. Ben burada şey diyorum. Ben katılıyorum ama e, teoride katılıyorum pratikte çekimselim diye bir şey söyleyebilirim. Çünkü orada şöyle bir durum var bizim bu masada konuştuklarımızı herkes hep masada her şey konuşuyor. Yani en kutsal şeyler konuşuluyor vesaire ama masadan kalktıktan sonra insanlarla bunu konuşmuyoruz. E, ahlaki olarak dilenması çok fazla Türkiye'nin. Yani burada konuşulan ve masadan ya mesela biz e, siyasette bile yaşadık ya altılı masada toplanıyor, toplanıyor ne toplanıyorlar, yemek listeleri falan dalga geçiliyordu. Aslında bizim merak ettiğimiz tek soru var. Kim? <laughs> ve onu bayağı bir süre saklayıp sonra söylediler ya. Mesela bu biz bunu yaşadık ve biz buna çok da tepki göstermedik. Biz de böyleyiz çünkü. Biz de biliyoruz yani. Ee, samimiyetin durumunu çok iyi biliyoruz. Ve bu görünmez sınırı biz çektik. Kendi kendimize yapıyoruz yani. Burada her şeyi konuşuyoruz ama kalabalıkla bunu dışarıda konuşma vardır. Tabii az önce biz yaşadık bunu. Mesela kuliste ben dedim ki gel sen Cem Yılmaz balondur desem. <laughs> tamam Çok izleniriz dedim. Biz biliyoruz tabii ki Cem <laughs> Yılmaz balon değil ama Hani burada bunu konuşsak, özellikle sen konuşsan bana hiçbir şey olmaz ben Abi, kimim ki ama... Azıcık alkolle gömemeyeceğimiz insan yok ki. Yani evet. şu da olur yani birazcık alkol almış. Abi kübriyi çok abartıyorlar ya. <laughs> yani dersin yani. İnsan öyledir. İnsanın beğenmeme e, hali, beğenme halinden çok daha kolay çıkar. Evet. Özellikle bizim ülkede artık insanlar sevdikleri şeyler üzerinden bir araya gelmiyor da sevmedikleri şeyler üzerinden bir araya gelmeye hmm. çok daha fazla. Yani bir şey beğendim demekle alakalı olan duyguyu egos olarak kaldıramadığımız bir yere geldik. O da kompleksten kaynaklı. Bunu uzun konuşuruz ama bu programda değil. Buna bu arada yani bilimsel makalelerde ekşi sözlük sendromu diye bir şey çıktı. Bilimsel makale öyle mi? Evet evet ha. yani bilimsel makale de ilginç oldu da nüans farkı. Yok. Neyse <laughs> şey e, yani gerçekten özellikle sosyal medyada bir şeyi beğenmek sana hiçbir kimlik kazandırmadığı için eğer cecelist değilsen e, beğenmediğinde etkileşim alıyorsun ve bir kimlik yaratıyorsun. Zaten şöyle bir şey başladı ya şu an hani ben bir komedyenim bunu da söyleyeyim. Komedyen linçleme sporu başladı şu an. Müthiş. Evet. Müthiş böyle sayfalar zaten o sayfaların hepsi bir yerden yönetiliyor ya etkileşim. Ne olduğu önemli değil. Bir de şimdi X oldu Twitter X oldu ya para da ödüyormuş herhalde. Hı hı. Nereden etkileşim gelirse gelsin ben çok üzülüyorum. Çocuğun bir kontenti var. Hı hı. Oradan bir parçayı alıp atıyorlar. Bunlar da komik mi? Herkes gülüyor mimik oynamadı. Bu komik değil. Bilmem ne değil. Bilmem ne değil. Kardeşim sen neye gülüyorsun? Onu da söyle de bilelim. Hiçbirine gülmüyorsun. Tamam bunlar komik değil. Katılıyorum. Ben de izlediğim zaman bu böyle şaka mı olur dediğim şeyler izliyorum. Bu komik değil. Bu şarkıcı değil. Bu müzisyen değil. Bu güzel değil. Bu topçu değil. Bu popçu. Kim? Onu da yazacak. Delikanlıysa onu da yazacak. Ben buna gülmüyorum. Buna gülüyorum. Orada da şu topa giriyorlar. Global'den artık uçmuş adam yani şey olmuş. Bill Cosby olmuş ya yani da <laughs> şimdi şey olması koz cancellandı. Eee çok tehlikeli bir isim söyledin. Dev Chapel. <laughs> Abi ben Fikret Durmaza gülmüyorum. Benim için komedyen Dev Chapel'dir. Hadi canım. Aa! <laughs> Dev Chapel mi? Şimdi abicim bu olmaz. Özellikle yaşı küçük arkadaşlara sesleniyorum. Ankul. Bu Ankul Evet, her aklı. şeyi yalanla eleştirmek ve beğenmeme... Aa, şey, onu beğenmiyor, bunu aklıdır. beğenmiyor, bunu beğenmiyor. Kim olduğunu o da bilmiyor. Ve sonra ilişkilerini de yürütemiyor. Çünkü beğenmeme üzerine ya refleksine. O çocukla olmaz, bununla olmaz. Bir şey giyiyor, onu beğenmiyor. Sürekli beğenmeme, beğenmeme, Hı -hı. beğenmeme. abicim bir yerden bir şey beğendiğinde tut onu devam et. Beğen, beğendiğini paylaş. Yok. Ya bizde eleştiri yıkıcı ve negatif. Evet. yani övgü de bu arada çoğu zaman da yapmacı. Bunu sosyal medya şey yaptı. Evet evet. Yani sosyal medyadan önceki durumu da hatırlıyoruz dönemsel olarak. Bir şey yine beğenmiyorduk abi. Yani Ajdar çıktığında Tarkan Balondur dediğinde biz Ajdar'ı dışladık. Yakaladık mı? Reels'a düşer miyiz? tamam. Aynen. Tarkan Balondur dediğinde biz onu rating maymunu yaptık. Ama şey biliyorduk yani biz ağaçları sevmediğimizi biliyorduk izliyorduk ama biliyorduk yani o zaman işte sosyal medya olmadığı için ağaçlar bilmiyordu bunu sevilmediğini tabii çünkü ki. bir tepki yoktu tabii yani ki. İbrahim Tatlıses de belki öyleydi zannediyordu ki milyonlar beni... çok e çünkü konserde görüyor o seyircisini Mehmeteler ama bir gün abi. internete bir düştüler. Yani bir post attı ve altında o yorumları ben hayal bile edemiyorum. ya. Yani 90'larda ünlüyüm sonra sosyal medyada bana böyle yorumlar geliyor. Düşünebiliyor musun? Çok fazla. Çıldırırsın yani. yani. Peki sana şey soracağım. Sen şimdi yıllardır bu işi yapıyorsun Hı -hı. aslında. Biz maalesef yeni keşfettik. Hı -hı. YouTube sayesinde keşfettik. Evet. E, haklıyız da tabii ki. Yani Ankara'da senin gösterini görmememiz, Hı -hı. seni duymamamız çok anormal bir şey değil. E, ama artık popülersin. Hı -hı. Bu bir gerçek. Hı -hı. Hani milyonlar izlenmiş gösterilerin var. Sürekli turnelerdesin, şuradasın, buradasın. Ve artık o Ankara'daki belki, senin o niş, mi, Hı -hı. böyle mi ifade edilir bilmiyorum. O şeyden, o masada güldürdüğün insanlardan kalktın ve çok popüler oldun. Evet. Bu popüler olma komedinin derinliğini azaltır mı? Kaygısı varsa. Hı -hı. Kaygısı varsa. Yani ben daha popüler olayım diye bir kaygım varsa e, popüler şeyler yapmam lazım. Hı -hı. Popüler şeyler de adı, popülerdir. Yani kalıcı değildir. yani Ben 60 yaşında da komedyenlik yapmak istediğim için... Hı -hı. Ee, fikrim fikrin popülerse ne ala? Ki Hı. yerli ve kirli de o dönem için popüler fikirler vardı ama o fikirler e, bunlar popüler diye söylediğim şeyler değildi. Hı. Ee, o zaten mesele. Yani e, kendi fikirlerim zaman zaman popüler. Yani vardır ya mesela 20 sene önce adam bir şey söylemiştir ve şimdi haklı çıktı. Hani vardı ya kadın ne demişti? Dağdaki çabanla bilmem ne. Kimdi manken kadın? Aysun Kayacı. E şimdi o dönem unpopular opinion. Hani aslında... Hı kadın şey söylüyor orada. E, demokrasinin başından beri tartışılan bir konu var. Yani hmm. Aristo'nun falan çözemediği bir fikirle hani o dağdaki çoban diyor onu da Aha. hani bu demokrasi sisteminde herkes bir ama yani bir mi falanı söylediğinde o kalıcı bir tartışma konusu. Aha. ama kadın onu öyle bir dilde söyledi ki biz üstüne gittik. Aslında fikir arkasındaki fikir. Herkesin şimdi şöyle şeyler de tartışılıyor şimdi yeni batıda. Şimdi ben bu kadar vergi veriyorum, bu bu kadar vergi veriyor. Peki bu vergin nasıl dağıtılacağına niye aşı şekilde karar veriyoruz? Hı hı. Gibi durumlar. Yani Demokrasi alakalı <laughs> altı bir soruyu. Manken bir kadın söyledi diye bu sarışın zaten ne bilir bilmem ne falan diye gittiler. Benim işim de öyle. Yani şimdi mesela şey SCV var ya yani, Social Justice Warrior. Haklılar, haksız oldukları, ileri gittikleri, döndükleri bir konu var. Ama insan insan, insan toplum, sosyoloji çok hızlı değişen kabullere sahip değil. Ben onun hakkında bir fikir söylerim, bir çıkarım yaparım. Hı hı. Ve o dönem için popüler olmayabilir o fikir. Hı hı. İşte şöyle bir cümle kuramazsın ya artık. Kadınlar böyledir, erkekler de böyle hı hı. falan diye şimdi. Bundan 15 sene önce bir gidelim, bütün komedyenler böyle şaka yapıyor. Tabii tabii. Abi Mehmet Ali Harbi salam yediriyordu canlı yayında. Evet. Şimdi yani... bu bunu... Hiç fena fikir değil falan. <laughs> Var mı? Bu değişiyor. Paradigmalar değişir. Ama buna göre hareket edersen kalıcı kalamazsın. Kalıcı olamazsın yani. Şimdi bu Aysun Kayıcı'ya gelmişken <laughs> e... hemen buraya başka da Başka bir mankene geçiyoruz. <laughs> atlayalım. Şimdi senin yerli ve kirli de <laughs> aslında minütaj olarak politik mizah Yüzde falan değil. Yüzde otuz, yüzde kırk. Ama politik şakaların çok öne çıktı. Evet. O yüzden şunu diyebilir miyiz? Türkiye'de insanlar politikadan, politikadan bunalsalar da politik miza hala açlar. Ben buna katılıyorum. Ben de katılmıyorum. Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım. Geçmiş olsun. Görüşürüz. <laughs> Şimdi bitti mi? Şey söyleyeyim. Biraz önce biraz önce söylediğim şey gibi. Popülerdi siyaset. <laughs> O yüzden o kadar o konuşuldu. Tabii canım. Seçime yaklaşıyor. Tabii. Ha. Orada şu muhalifler hiç olmadığı kadar bir siyasetle ilgilendi. En apolitik yani abi işte ne değişecek falan diyen herkes işin içine girmişti. İlk defa karşı taraf korkuyordu. Hı hı. İktidarda kalmış insanlar korkuyordu lan. Hani biz kaybediyoruz. İlk defa siyaset civcivlendi. Bir şey mi oluyor? İşte baharlar mı geliyor? Baharlar mı gidiyor? Falan dene. Dedikçe üzülüyorum bu arada. Evet. <laughs> Yapma. Ben 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 valla benim üzüntüm benim üzüntüm şöyle oldu. Politik mizah duymak ya şimdi şöyle bir şey var abi. Evet şunu istiyoruz. Biraz önce dedik ya adam çok ünlü ama biz onu kendi alanımıza çekmek için onu üzecek şeyi biliyoruz ve yazıyoruz dedim ya. Hı hı. Bir kısım insan Türkiye'de siyasilerin bu kadar bunu söyleyeceğim tanrı sallaştırılmasına. Bütün siyasiler için bu yani öyle bir şey kurulmuş ki ulaşılamaz. Hı hı. Budur falan. Yok abi siyasi dediğin insan senin benim için vaktimiz olmadığı için bunlara yani e, karar verecek insan bizim nasıl yaşayacağımıza değil. Evet. Bizim bu kararları bu süreci yönetmesi için seçtiğimiz insan Yöneti bu kadar. Yöneteceğiz. Bu kadar. Bu kadar. Hı hı. Bize ne yapacağımızı söyleyen insan değil. İnsanlar bunu böyle anlıyor. Muhalifi de, siyasi de. Bir kısım insan böyle anlıyor. Bir kısım insan da bunun böyle olmadığını bildiği için deliriyor. Hı -hı. Çünkü televizyonu her açtığında bu bahsediliyor. Otobüste bu bahsediliyor. Asla bahsedilmesi gereken insanlar siyasiler, siyasi partiler ya da yaptıkları politikalar değil. Toplum. Hı -hı. Toplum. Siyasiler ve siyasi partiler bir sonuç. Aslında sen de oradan anlatıyorsun. Evet. Yani yani... Babanın üzerinden anlatıyorsun mesela. Direkt ona konuşmuyorsun. Ama yine de direkt seni aradım Meral Akşener. <laughs> o da ayrı bir konu yani. yani. Toplumdan, kendi çekirdek ailesinden, babasından örnek vererek anlattı. Ama bir gün bir... ben de şaşırdım bu arada. Meral Akşener Baturay Özdemir'e selam yolluyor falan. Çünkü şöyle benim ailem asker ful. Hı hı. Ee, amcam asker, hı hı. rahmetli amcam asker, öbür amcam emekli polis. Hani e, bizimkiler böyle vatan millet Sakarya, Vatanperver hı hı. insanlar, onlar da işte buldukları, yani bir siyasi görüşleri oluyor insanların, onların da işte yeni yeni hani o zaten öyle ya o durum işte MHP İYİ parti durumu da öyle ya işte bir milliyetçi kesim var da şey oluyor, burası biraz daha böyle, biraz biraz daha hı hı. böyle gibi. Benim ailemden insanlar iyi Parti'ye oy vermiştir diye düşünüyorum, bilmiyorum bizim aile içinde kim kime oy verdi hı hı. konuşulmuyor yani. Ee, annem bana şey dedi. Oğlum dedi ben sağcı mıyım solcu muyum dedi. <laughs> Gerçekten bunu sordu ya. Yemek kahvaltı yapıyoruz. Ben sağcı mıyım solcu muyum dedi. Anne bilmiyorum dedim. Yani çünkü bazı fikirleri sağcıdır, bazı fikirleri solcudur. Hiçbir siyasi parti seni komple temsil edemez zaten. Evet, ama işte böyle zannediliyor. Yani evet Yöneticilerin abi. bizi temsil edebileceği zannediliyor ama. Şimdi annem o insan. Hı -hı. Babam o insan değil belki. Hı -hı. Anladın mı? Hani öyle bir ayrım var. Hı -hı. İnsanların bizim ülkede aslında İki ayrılması oradan. Ee, bir lider kültünü çok isteyenler, bir liderim ben seçerimciler hı hı. var. Ve bunların oranı her sene değişiyor. Peki Gençlerde hep li kült lider, Yo, lider kazanıyor yani. Ya, <laughs> abi bana ne? Ben benim üstümde birini istemiyorum. Adalet gibi bir soyut bir şey olsun benim üstümde hı hı. ki mülkümün temelini bileyim ben. Hı hı. Çünkü ona göre çalışıyorum ya ben. Hı hı. Ne yaptığımı biliyorum ya. O olsun. Ve bu sistemi kim sağlıyorsa sağlasın. Hı -hı. Ahmet, Mehmet, Veli sağlasın. Ben sağlamayayım da onu. Ben istemiyorum mesela. Yani bana kalmasın o iş. Şimdi senin pratiğine geleceğiz. Hı -hı. Yani sen bu yerli ve kirli çıktık, çıktıktan sonra Hı -hı. yani bizim ekip dahil herkes hemen şunu söyledi. Bu çocuğun başına bir iş gelir mi? <laughs> bu çocuğu linç ederler mi? Bu çocuğu uçururlar mı? Falan filan. Bu nasıl bir cesaret hakikaten? Nasıl bir cesaret biliyor musun? İki gün boyunca şöyle durdum. <laughs> ya hakikaten duruyorum. Yani benim ben asıl ben çok merak ediyorum. Benim başıma ne gelecek? Çünkü ben avukatlara sordum böyle bir sürü avukata Hı -hı. sordum. Ee, hiçbir şey yok dediler. Yani, hukuken Hı -hı. hiçbir şey yok. On kere sordum demek. Abi kesin yok, kesin hukuken yok. Hukuken hiçbir şey yok Hı -hı. ama sen ne de? <gülüyor> Şimdi, <gülüyor> nasıl yani ben orada mesela adalet ile alakalı ilk şeyimi orada yaşadım ben bu ülkede yani. Tedirginliğini. Hukuken bir şey yoksa o zaman bir şey olmaması lazım. Hı -hı. Ama sonra bunun çok uyarlanabilir bir Hı -hı. şey oldu. Yorumlanabilir. E tabi abi. Yani linçler edildim. Da, ben e, ifadeye gittim, verdim. Tabii Öyle canım ben. da ifadem var benim. 3 defa ifade verdim. E, ve daha da verirdim bu arada. Önünü ben Açıklama yaparak kestiğimi düşünüyorum. Hı -hı. Ben bunu nasıl savunacağımı bilmiyorum ki. Mesela beni suçladıkları bir şey var ya, diyelim ki. Hı -hı. Neyi savunacağımı bilmiyorum. Şaka savunam, şaka savunulabilir bir şey değil. Şaka ya. Hı -hı. Hani birine fiziksel bir e, zarar alan vermiş. ihlalin yok, e, kamuya bir zararın yok, kimseye bir zararın yok. Sen bir şey söylüyorsun ve bunun için parayla Hı -hı. bilet almış insanlar bunu dinliyor ve bunu bedava platformdan yayınlıyorum. Ve zorunda değilsin izlemek. Her an kapatabilirsin. İnsanlar şey sanıyor, ben onu oraya koyduğum için uff falan. Yo kapat geç abi. Sana göre değilse geç. Şimdi çok medeni konuşuyorsun. Çok <laughs> e, ütopik bir dünyada dediklerin çok doğru. Ee... <laughs> çok saçma. Çok medeni konuşuyorsun yani, kapat, ama... <laughs> kapat geç. Hukuk zeminde bir sıkıntı yok falan hmm. filan. Ee, ama yine de burada bu masada oturduğun için biz kısmen mutluyuz bence. Hani ne olursa olsun. Ben bardak koymadım sana. burada <laughs> Sorun en Siyasi mizah devam mı peki? Yoksa o seçim döneminin de biraz etkisiyle hani zaten gündemde yapayım geçeyim miydi devam edecek Yeni gösterinde var mı mesela? Yeni gösterinde tam bunun cevabı var. <gülüyor> <gülüyor> bu sorunda şu. Bana komik gelen şeyleri anlatıyorum. Ee, o dönem neye gülüyorsam işte gösteriyi hazırlarken mesela bu gösteri bitti şimdi <laughs> biraz daha iyi. Yerli vekilliği oynadım bitti. Ee, o arada 5-6 aylık süreçte ne yaşadığımla alakalı cihap hakkı diye mini special yaptım. Evet. O bitti. Ondan bu yana oynadığım biraz daha... Işte isminde yeni koydum. Biraz daha diye. Batur Özdemir biraz daha diye. Bir set var. iki buçuk, 3 saat bu. Bunun bir 100 dakikası falan yayınlayacağım. Ee, o dönem neyi güldüysem onu anlattım. Hmm. Ve güldüğüm şeyler değişmeye başladığını fark ettiğimde... yeni gösteriye başlama isteği de geldi. O yüzden hmm. yayınlıyorum. Yoksa ben bu gösteriyle devam da ederdim yani. Bu kadar hızlı repertuar değiştirmeye de gerek yok. İş, <laughs> iş alışmışsın çünkü oynadıkça daha iyi oynuyorsun. Hmm. Ee, birazcık değişti güldüğüm şeyler. Yani politik politikayla artık eskisi kadar siyasetle ilgili şaka yapmak istemiyorum çünkü daha iyi bir şakam yok. Hmm. Şu anki paradigma ile alakalı. Daha iyi bir şakam olursa yaparım. Öyle bir ayrım değil. Artık siyasi şaka yapmıyorum ya da yapacağım artık bir falan diye bir şey yok. Hmm. Komik mi şu an ikimiz konuştuğumuzda? Gülemedik. Kıstasın, komik olmuş. Gülemedik değil mi? Kuliste konuştuk burada. Bu kadar insan oturduk konuştuk. Gülebildiğimiz şeyler belliydi. Hı -hı. Gülemediğimiz şeyler belliydi. Oradayım ben. Şimdi bir de yine bu çok konuşuluyor. Hı -hı. Bayağıdır çok konuşuluyor. Eskiden biliyorsun bir absürt mizah şey vardı Hı -hı. Furya'sı işte. Leyla ile Mecnun kafası abi. Hı -hı. Burak Aksak mizah falan. Hı -hı. Şimdi yerli şeye bıraktı biraz. Ofansif mizah. Yani yeni yeni konuşmaya başladık bence. Ama şey diyorlar Türkiye için işte mizah var. Ama ofansifliği yok çünkü herkes korkuyor, herkes endişe ediyor falan gibi. Şunu diyebilir miyiz? Türkiye'den de bir Ricky Jervis çıkar. Çıkar. Bakalım. Ben kat çıkar. Ankara anlaşması var değil mi hala? <gülüyor> <gülüyor> ben katılıyorum. Katılıyorum. Çıkacaktır. Yani çünkü şimdi e, var zaten. Hı hı. Var zaten insanlar bilmiyor. Belki insanlar bize var olamaz. <gülüyor> doğru <gülüyor> doğru Doğru. E, çünkü onun düşündüğü şeyi bizim burada düşünmüyor olmamız mümkün değil. O daha iyi anlatıyor olabilir belki. Ama yani buradaki mizahçılarında e, sadece metrobüs, annem babam falan diyor. Yok bunu satabiliyoruz. O yüzden yani para kazanmak istiyor adam. Bunu satabiliyor. Şeyi mi satacak yani onun yaptığı şakayı mı satacak? Adam Louis C.K. son gösteride arka cebinden incil çıkartıp ben bunu arka cebinden yani biz senin cüzdan koyun cebinden söylemek istemiyorum. İncil çıkartıp şaka yapıyor. E şimdi bütün Amerikalı komedyenler bunu yapıyor mu? Hayır. Bunu Louis C.K. yapıyor. İşte İngiliz bütün komedyenler Ricky Gervais'in yaptığını yapabiliyor mu? Hayır. Ricky Gervais yapıyor. Hani İngiltere'ye gittin ve işte atıyorum dinle alakalı kolay şaka yapabiliyorsun diye bir şey yok. Tabii ki daha bir tahammül var ama o ehliyeti komedyen kendi alıyor. Her komedyen o ehliyeti kendi alıyor. Yani var şimdi isim vermeyeyim hedef gibi olup bizim ülkede de yapıldı. Çok mes bir şekilde yapıldı. Bununla... ilgili var şak kim ya? Şakalar yapıldı. Yani şu an yapılamayacak. Hı -hı. Şakalar yapıldı. Yapıla da geliyordu. 90'larda da yapıldı. O şakalar yapılıyordu yani. Bizim bazı konularda daha pozitif olduğumuz şeyler vardı. Var hala var. Yok mu? Var. Hı -hı. Yani Allah aşkına bir şey söyleyeceğim. Amerika'da yaşanan bir şeyi burada İstanbul'da Ankara'da yaşanmadığını düşünen var mı? Hı. -hı. Yok. 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 Değil mi? Demek ki bu da var. Ama şu çıkar mı? Bu paradigmada, bu durumda çıkmayabilir. Dünyada hmm. da zaten çıkmıyor. Dünyada da zaten onları da başına bela açıyor hocam. İşte Ricky Gervais'ın bu trans raylerle alakalı tabii. yaptığı esprilerde o da bayağı linç oldu, değil mi? Tabii tabii tabii. Yani orada Oxford söyleşisinde kendi de bahsediyor. Onların durumu da şey değil ki tamam biz görüyoruz adam 2000 kişi oynuyor ama dışarıda da belki 3000 kişi ne yapıyorsun diyor. Hmm. Yani işte orada popüler olmak, olmamak falan filan yani herkesin kendi söylemi var ve bunun duymak isteyeni var. Onunla bir araya geliyor. Hani şey gibi düşün abi. Bir resim sergisine gittin. 10 tane ressamın da olduğu yani birinin değil. Birininkini seviyorsun, onunkini sevmiyorsun. Onu almak istersin, evine götürmek istersin. Aynı şey. Yoksa bu kötü ressamdır diye değil, sana hitap etmiyorur. Birileri de bunu duymak istiyor. Yani dünyada ateist yok mu? Var mı? Var mı? <laughs> ya bu kadar... Ya var. Dünyada işte Trumpçı yok mu? Trumpçı var. Obamacı var. neci var. Şucu var. Bucu var. İşte uyuşturucu legal olsun diyeni var. Olmasın diyeni var. Yani insanlar ayrılabildikleri kadar ayrılıyorlar ve bunların hepsinde bir temsilcisi oluyor yani. Sen çok güzel bir şey söylemişsin. Ben onu notladım. Bu Öyle ofansif mi? mizada gidiyor. Ee, şey. Türkiye'de kutsal yok, galeyan var. <laughs> Böyle de güzel demiş. Ee, yani hakikaten mesela Türkiye'de hep bir şeylerin kutsalı olduğu iddia ediliyor. Hı -hı. Kurallar bütünlüğünde. Hı -hı. Ama aslında yok öyle bir şey, değil mi? Ta ya tabii ki. Yani anne o... şaka kutsal tanımaz mı gerçekten? Ya şaka şimdi şöyle bir şey var. Bu senin drama yapın ya. Bak Hı -hı. şimdi teknik bir şeyden bahsediyorum. Bu masa bir drama yapısı ya. Hı -hı. Burada işte ailem var para pul kredi kartı e, ölüm kalım hı hı. kazalar pandemiler ya yani yaşadığımız süreç var ya miza bu düzlemde değil hı. İnsanlar bunu anlıyor miza bunun üstünde yanımda sağında solunda bunun etrafında aynı düzlemde değil yani ger burada yaşadığınla dalga geçiyor zaten o e, en güzel tanımlardan biri onu da söylüyorum. Birin yürümesi dramadır, düşmesi komedinin başladığı yerdir. Hı hı. Ama her düşende komedinin ölesi olamaz. Bunu nasıl gösterdiğinle alakası var. Yani pandemi çok kötü bir süreçti, binlerce insan öldü, binlerce insanı kaybettik. Ya bununla ilgili şaka yapılıyor. Hı hı. Bu onlara saygısızlıktan dolayı değil. Bunu yaşadık abi. Peki bütün bu drama bütünü içinde hı. mesela bu çok kişisel bir soru. Senin kaldıramayacağın şaka oldu mu? Oldu tabii ilgili canım. Tabii ki oldu. Yani benim canımı sıkan her şaka insanı güldürmek için yapılmaz. Bazen senin üstünden başkaları gülsün diye yapılır. Zaten o. Hmm. Yani orada 400 kişi var ya. Hmm. Bir ilk şakada 5 kişiden bahsediyorum. İkinci şakada o 3 kişiden bahsediyorum. öbür şakada 2-3 kişiden bahsediyorum. Bahsediyorum bahsediyorum. Günün sonunda hepsinden bir bahsediyorum. Hmm. Sırayla ama. Dönüp dönüp onun durumuna, onun şeyinden bahsediyoruz aslında. Yani be benim de hoşuma gitmeyen şaka olmuştur yani. Göbeğim var benim mesela. Göbeğim var. Göbeğimle alakalı adam gelmiştir tamam mı? Böyle hakikaten şey demiştir yani. Ya sen bir sus şişko demiştir tamam mı? O an mesela şey kalmış kalmıştım. Diyor. Şişko olduğum için bu konu hakkında gerçekten söyleyecek bir şeyim yok galiba falan demişimdir yani. Ben en çok şeye güldüm senle ilgili. Ee, sürekli gözlüğünü yeni çıkarmış gözlüklü bakışı <laughs> <kişi> var. <laughs> Bence bu komik ya. Evet. Sürekli senin gözlüğün varmış da bunu evet. çıkarmışsın gibi. Öyle çünkü. Gözümü yeni çizdirdim ben. Ha öyle mi? Tabii. Hakikaten doğru. Nasıl oluyorsa bu anlıyorsun ya. Abi ben cevap hakkında gözlerim kırmızı ya benim. <laughs> Hı -hı. İnsanlar onu başka bir sebepten sanmış. Hı -hı. Hayır bir gün önce gözümü çizdirdim ben orada. Yerli kimde gözlüğümü çıkartıp oynuyordum. Ha. Evet. Gözlük çünkü çok mimik kapatıyor. Normal canlı da gözlükle oynuyorum ama kayıtta olmasın diye sonra parayı bulacağıma çizirdim abi. <gülüyor> <gülüyor> bir de şuna gelelim şimdi. Eskiden, eskiden dediğim artık maalesef zaten Art House Sinema yok gibi bir şey bütçelerden dolayı. Özellikle 2000'lerin ortasında falan Art House filmler için şey denirdi yani. Ne kadar seyirciyi dışlarsak, seyirci az anlarsa sanata o kadar yakın olur gibi bir his vardı. Yani böyle bir film izliyorsun, anlamadıkça daha sanat galiba. Hmm. Böyle bir his oluşuyordu. Hmm. Bence bunun bir iz düşümü de birazcık mizahta var. Yani hmm. insanların Doğru. neye gülüp gülmediği üzerinden bir kategorilenme durumu var. Şunu diyebilir miyiz? Sen bir ana akım komedyensin günün sonunda. Kaliteli mizahı az kişi anlar, az kişi güler. Bunu diyebilir miyiz? Çekimselim. Aa tabii ki çekimserim. Çünkü... Şu deniyor ya en kabaca. O sura gülen adamdan ben haz etmem. O sura gülmek, işte Recep İvedi'ye gülmek. Cem Yılmaz eskiden komikti falan. Bunlar yani... Abi şimdi soruda kaliteli mizah diyoruz ya. Hı hı. Bir şeyin kalitesi nasıl tayin hı. edilir? O, o çok önemli yani işte kumaşın tişört var mesela kumaşından hı hı. deriz ki bu işte daha az plastik içerdiği için daha kaliteli. Ama yarım halı sahaya gittiğinde üstündeki kalitesinin önemi yok. Senin hı hı. işine gelenle hı hı. alakalı bir durum var. Şimdi osuruk çok rahat, şimdi burada biri pf yapsa bir durarız, bir tebessümler başlar. Bu bizim hı hı. zekasız ya da <laughs> hı hı. Hı hı. Hı hı. onunla alakası yok. Sadece o an için o uygun değil ve o onu istiyor. Şimdi öyle bir mizah var. Sinemaya gitti, hın hın hın, 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 hın. çocuk da gülsün. Anneannem de gülsün. Hı hı hı. Hı. Hepimiz neye gülebiliriz? Hepimizin anlayabildiği şey ne? Şimdi... Bu iki Dünya Savaşı'nı yaşamış. Bu elinde tabletle doğmuş. Hı. Ben bu ikisini nasıl güldürebilirim? Bunlar zaten normal hayatta nerede bir araya geliyorlar? Hı. Bunlar... Çünkü karşı tarafta karşılığı yoksa bir şeyin... Bu sorunun özü o. Bilgisi yoksa... Şakasını yapamazsın. Yani bu masa dram dedim ya... Şurayı görmeyen, bilmeyen biri, ya yani işte atıyorum fizikten anlamıyor. Kuvvet çarpı kuvvet, yolu yük çarpı yük, bunu bilmeyen biriyle sen bununla alakalı şaka yaptığında böyle bakar. Bu senin yaptığın kaliteli, onda kalitesiz bir seyirci olduğu anlamına gelmiyor. Peki profesyonel bir mizahçı herkesi güldürmek zorunda mıdır? Yani bunu kesin, başarabilen kesin biri olabilir de. mi hayatta? Olabilir, o da konuşmadı. Nasıl Konuşmadan yani? yaptı. Ha, şey, çağır çağır. Evet. Fiziksel komedi yaptı. Konuşmadı. O da politik yaptı. Hı. O dönemin politik atmosferini yaptı. Hani işte patron, kapitalist sistem, bilmem ne, tiranlar, işte hepimizin konuştuğu hikayeler, yani Gılgamış'tan bu yana değişmeyen hikayeler üzerinden Hı. yaptı. O da konuşmadı. TikTok'ta o yüzden herkes herkesi takip edebiliyor, konuşmuyorsun. Çünkü evet. dil bir bariyer. Globalleştiriyor yani. yani. Tabii canım. Dil bir bariyer. E, kaliteli mizahla alakalı şunu bitireyim. Ee, yani şey olarak bitireyim. Ben... Bence de kaliteli mizah diye bir şey var. Kaliteli olmayan diye bir mizah bir şey var. Yani, comedians komik diye bir şey var. Yani komedyen Hı -hı. komiği. Bir de normal insan komiği falan. Böyle ayrılıyor. Amerika'da çok konuşuyor. Bizde bu terminolojiye daha çok geçmiş şeyler diyorlar da. Yani sen 15 yıldır karikatür okuyan adamsan... ...bir karikatürle alakalı bir fikrin vardır. Hı -hı. Anladın mı? Yani bu karikatür yani bunun taraması iyi yapılmamış. İşte bunun baloncu, bunun kaligrafi iyi Bir sürü bir şeyden ele alırsın ve sana göre iyi ya da kötü olur. Hı hı. Yani şimdi o da öyle. Ne kadar teşnesin, ne kadar değilsin. Özünde çok insan hitap etmek stand up için konuşuyorum. Çok insan hitap etmek istiyorsan elinde mikrofon olan, belki de olmayan bir adam bir hikaye anlatıyor. Bir fıkra, bir şaka, bir şey, bir ektat, bir şeyler oynuyor. Bu kadar. Hı hı. Bunu kaç kişi anlayabilirse o kadar kişi anlayabilir. Doğru. Ama ya yani ben bir, yani mesela beni bir yerden çağırsalar deseler ki işte bilmem ne partisinin kadın kolları 60 plus gösteriye çıkacaksın dediler. Bu arada siyasi olduğu için gitmem ama dediler. Herhalde aynı setle gitmem. Ha, o pratiği soracak da mesela atıyorum Elazığ bilmem ne şenliklerine çağrıldın. Çok da para veriyorlar. <laughs> yok, yok. Gitsen, Yok. yazsan güldürebilir misin? İşte orada ben, benim kararlarım hep şöyle oluyor. Çok 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 para verdiler. Bir düşünürüm. <laughs> <laughs> o da şu yüzden düşünürüm yani. Ben bu parayı alırsam bir daha böyle bir teklife evet demek zorunda kalmam diyeceğim bir para Hı -hı. verirlerse... Anladın mı? Hani 3 sene daha ben bu teklife evet demeyeceğim Hı -hı. o zaman. Ben bu parayı alayım bunun için bir şey yapayım derim. Ama kendi yaptığım şeyi para için değiştirmeme kararını aldım ben. Hı -hı. Ve bir süre önce aldım bunu. Yeni almadım. Hı -hı. Bu yerli vekilinden sonra bir daha bir soru işareti geldi. Çünkü para değişti. Hı -hı. <laughs> yani dürüstçe söyleyeyim, O para değişti. Bu paraya bunu yapar mıyım? Dedim ve... Şu an için... Bunu bazı insanlar anlayacaktır. Çok insan anladığını da düşünmüyorum. Çünkü ben de anlamıyordum bunu. Para değil benim yapmak Çünkü devam etmek istiyorum. Hmm. Devam etmek istiyorum. Yani bunu, bu, bu, bunu yaparken ben burada bu kaygıya gireyim istemiyorum. Hmm. Henüz değil. Yani yarın bir gün bir şey olur. Başıma bir şey gelir. Derim ki o yaparım yani belki. Aha. Bilemiyorum yani. O kadar da o konuda idealistim diyorum ama Sonuç olarak ne, nasıl devam edeceğimi bilmiyorum bu işi yapmazsam. Ee, ama şey yapıyorsun değil mi? Sen birebir metin komedisi yapmadığın için mesela Elazığ Şenlikleri değil de Elazığ Üniversitesi'nde stand-up Elazığ sen... Şenlikleri'nde de çıkarım. Bu arada sen 60 o... yaş plası atıyorum. Çıkarım, çıkarım. Ben oraya şu yüzden çıkmıyorum. Etik bir şeyden. İşte belediye etkinliği ya. Falan filan oluyor ya. Hı -hı. Ee, senin haberin olmadan senin vergini almak istemiyorum ben. Wow. Evet. Bu benim... <laughs> bir kere herkes içinden takdir etti değil mi şöyle içinde bir padişah gururu böyle bir geçti. bir kere böyle bir şey oldu onun hmm. da çok cüzi bir şeye bu çok ender görülen etik bir karar bu e, arada yani... yani rahatsız oluyorum gerçekten yani ben şey de rahatsız oluyorum. biletli seyirciye hmm. ya benden bilet istiyorlar tamam öğrenci hmm. veri, veriyorum vermiyor da hmm. değilim de abi 100 lira 100 lira ya 100 lira yani sen beni o kadar izlemek istemiyorsun demek ki. Hmm. Anladın mı? Yani ben senin 100 lirana ihtiyacım yok tabii ki de yok. Orada sen iste de gel. Yoksa şey değil kıymeti yok yani. Yarın bir gün dünyanın markaları dese ki ya biz bu tekstil işinden çıkıyoruz. Gelin dükkanlar alın dese. Yarın gün yarın bir gün o markanın bir değeri kalır mı gözünde? Kalmaz tabii ki. ne kadar ha. pahalı o kadar premium o kadar kaliteli yönlü. Buradaki şey de istiyorsan şunu ver. Çünkü bir sürü insan ekmek yiyor. Bu sahnede Hı -hı. ışık açılıyor, klima çalışıyor. Hı -hı. İşte bunu sana o bileti yollarken bir para harcanıyor. Bu afişi tasarlıyor biri, ona bir şey veriyoruz. Ben bu şakayı yapmak için işte düşünüyorum, yaşıyorum, görüyorum, vakit harcıyorum. Daha iyisi nasıl olur? Bir daha izliyorum, bir daha duyuyorum. Bir emek var tabii ki. Emek var canım. ve bu sadece benimle alakalı değil. Hani sen benim yaptığıma saygı duymuyorsan da Hani abi ne anlatıyorsun zaten diyorsan da okey. Bunu yayıncılara çok diyor. Oturduğu yerden para kazanıyor diyorlar. <laughs> Onların bazıları öyle gerçekten de. <laughs> bir de bak atıyorum. Bizim köyle değil abi. Ee, çok konuşuyorum. İyi abi. yapıyorsun. Çok öyle iyi mi? yapıyorsun bence. <laughs> Harika yapıyorsun. Şimdi bugün... <laughs> ya bu nasıl bir <laughs> Bak şey <diye>. gibi. <laughs> şimdi. Şimdi. Aday doğru muydu bu, bu, sence? Bunları konuşuruz. <laughs> öyle bir... Türkiye'de aday olmaması gereken bir neyse. Evet. <laughs> Bugün Reels'ı, TikTok'u, Shorts'u açtığın zaman önüne bir sürü komedyen çıkıyor. Bir stand-up parçacı çıkıyor. Çoğu açık mikrofondan, tuz biberden hepsi de Allah için çok başarılı. Başarılı olan var başarısız olan var bence. Başarısız olan bence önümüze çıkmıyor. Çünkü birçoğu çok fazla Yok. Var, çok etkileşim. Başarısızın etkileşim başarıdan daha fazla. Ne konuştuk? Hasan <laughs> Öyle mi diyorsun? E tabii canım yani linçlenen şeyin etkileşimi iz, yerli vekili nasıl izlendi biliyor musun? Ben Benim iyi reklam bilmiyorum. bütçem yoktu. Nasıl izlendi 7000 bin aboneli kanalda biliyor musun? Sorunu kesin de Rus edebiyatı Türk edebiyatı ile alakalı bir şakan evet. vardı. Azıcık kitap okuyan herkes a a kitap okumak gereksiz hmm. gibi bir şey deniyor galiba çoğan falan gibi geldiler salak salak kendileri rezil ettiler. Sonra gerçekten konten anlayan insanlar geldi ki hayır. Çocuk okumuş, bununla ilgili şaka yapıyor. Siz manyak mısınız? Ben edebiyat bilinci yüzünden Twitter'da konuşulduğum için izlendi. Yani seni bu noktaya Dostoyevski, Tolstoy bunlar getirdi aslında. Evet. Yani ironiktir zaten öyle. Değil mi? <laughs> Bizlerce zaten. yıl önceki büyük yazarlar bugün bir komedyen yarattı diyebiliriz aslında. E zaten onlar yaratmıştı. Doğru bir anlamda, doğru. Evet, evet. Soruma döneyim. Tabii. Şunu diyebilir miyiz? Şu hareketimle. <laughs> Yeni nesil stand-upçılar eski nesli unutturdu. Ben buna katılıyorum. Bir basit bir izleyici olarak katılıyorum buna. Sen şimdi düşün bakalım ona laf söylersem ne olur? Ya umarım. şöyle pratikte doğru, <laughs> pratikte unutturdu, teoride öyle o yüzden çekimserim. Çekimsersin. Şöyle, Eddie Murphy delirious'ı Z kuşağı bilmez. Biliyor musunuz? Dilek. Dilek. Bilmiyorsun. Böyle gri deri bir takımla 15 bin kişiye bir gösteri yapan Eddie Murphy. Eddie Murphy kim biliyor musun? Bak mesela. Bak. Sen biliyor musun Dilek? Bill Cosby biliyor musun? Aha. Cem neyse. Bil Bilmiyorlar çünkü biz onu ne nereden biliyoruz biliyor musun? Amerika'da yaşadığımız için değil. Biz televizyonda Eddie Murphy izlettiler bize. Tabii canım. Şimdi televizyon denen mes bir medya vardı. Bizim o yüzden ortak kültürümüz, hissettiklerimiz o bu kuşaktan daha ortak. Onların Hı. spesifikleştikleri alanlar çok daha farklı. Biz aynı şeyleri hissedebiliyoruz çünkü bize aynı yerden ürün verildi. Yani biz mısır gevreği iki markayken mısır gevreği yedik. İşte TRT varmış bizden önce kuşakta da olayı da tükettiler. Şimdi bu kuşakta her şey yeni. Her gördüğü yeni. Yani o yüzden bir popçu çıkıyor. Bizde mesela bir popçu çıktığı zaman gitmiyordu. Duruyordu o popçu. Tabii canım. Biz de gidiyorlar. Nereye gittiklerini bilmiyoruz. Adam bir şarkı yapıyor. abi 250 milyon dinleniyor yok oluyor gidiyor mesela. Biz şeyde de miydin? Neredeydi o? Top 10 listesi olurdu. On hmm. Hep birinci sırada Ali Güven. Ardına bakma yolcu şarkısı. 8 hafta Ardına ben onu izledim. 8 hafta. Şimdi öyle bir şey yok tabii ki. geldi seni benden. Abi e, unutturdu. Çünkü onların önüne o çıkmıyor. Ben ama iddia ediyorum ki Eddie Murphy işte George Carlin, hı, hı. Richard Pryor'ın bazı şakaları, Seinfeld'in bazı şakaları, Türkçe altyazılı, yayınlansa buradan da fikir olsun, tehlif yerler ama çok izlenir. Çünkü yani evde kaybolan çorapla ilgili en iyi şakayı Seinfeld yaptı. Hı. Yani ondan sonraki dinleyeceğin onun versiyonu. Yani belki o da ondan önce biri yapmıştı, onu yaptı. Şimdi o unutuldu ya, Çorap şakasını biri yapacak ve insanlar sanacak ki çorap şakasını o yapmıyor. Hmm. Halbuki sanatta da bu böyledir. O çok sevdiğim laf işte yani sanat sıfırdan var edilemez. İşte bir imitasyondur. Ya doğanın bir imitasyonudur ya da sanatın kendisinin bir imitasyondur. Yani bizim yaptığımız her şey bizden öncekilerin yaptığının üstüne konarak gidiyor. İnsanlık dediğimiz bu ya. Yaptı birileri, yazdı birileri yani birini öldürmenin kötü olduğunu biz anayasaya bakarak anlamadık. Birini öldürdükten sonra toplumdaki yaşattığı sıkıntıyı anladılar. Dediler ki bu olmasın. Hı hı. Bu da böyle yani. Bu kaybolan çorapla ilgili şaka büyük ihtimal çorap bulunduktan 3 hafta sonra biri tarafından yapıldı. Hı. Arkadaşlar biz bir, iki çift alıyoruz. Bu teki sürekli kayboluyor. Nerede bu? Dedi. Ama o devam etti. Ve en güzelini Seinfeld yaptı. Unutturdu. Doğru. Başka bir kültürden de beslendiler. Eskilerin yapamadığı öyle de bir artıları var. Ama e, tekrar izleseler onlardan da bir şey bulacaklarını düşünüyorum net. Peki şimdi bu hani sen daha farkındasındır. Uh -huh. Stand-up kültürü uh -huh. çok şu an yoğunlaştı ya. Bir sürü stand var. Uh -huh. Böyle ne derler kurumda denmez işte tuz biber gibi açıklık, oluşumlar ufak, var, falan. bir sürü var. Evet. Sence bunlar geçici mi yani? Bu bir furya mı? Yeni nesil Türkçenin 2020'de yükselmesi gibi yoksa kalıcı bir kültür yaratacak mı? Yani öyle olduğunu düşünmüyorum. İnşallah öyle değildir. Bir komedyon olarak böyle demem lazım. Ee, dünyadaki örneklerine baktığımız zaman çok çok garip. Mesela Avrupa'da sektörleşmediği yerler var. Mesela Almanya'da bir sektör değil bu. Hmm. Fransa'da biraz bir sektör. İngiltere'de büyük bir sektör. Amerika'da eğlence endüstrisinde büyük bir yer kaplıyor standart. Biraz kültüre nasıl entegre olacağıyla alakalı. Bununla alakalı biraz önce sanmıyorum dedim ama korkum da şu. E, insanların i̇nsanları linçleterek bu işi ucuzlaştırıyorlar. Ve komedyenlerin de yaptığı hata şu, onu da söyleyeyim buradan beni takip eden genç komedyen arkadaşlarım varsa, ben stand-up çok sevdiğim için. Şaka pişmeden yayınlamayın. Hmm. Ya Şaka pişmeden yayınlama. Yani tabii ki senin kararı senin şakan. Şakan pissin. Bekle bir pissin. Bekle bir 100 kere farklı seyirci de dene. Hmm. Ve hani ne tepki alıyorsun gör. Çocuk yazıyor, çıkıyor, paylaşıyor. Ve orada kendi de savunamıyor şakasını. Ben de böyle ben mesela birinin linçlendiğini görüyorum. Mesela kadın komedyenlerin üstüne çok gidiyorlar. Böyle duruyorum böyle cık, Batur Özdemir olarak yazacağım. Kendimi çok zor tutuyorum yani. Arkadaşlar yani böyle bir de ağır yazacağım yani. Sanki bana yapılmış gibi. O içsel bir yerden söylüyorum bunu. Ee, eğer komediyi bu kadar dövdürürseniz stand-upçıları. Tabi eline mikrofon alan komedyen oluyor diyor adam. Bana da diyor onu. Bana yerli vekilliğe bak şimdi girelim yorum yazmıştır. Eline komedyen alın mikrofonu. Halbuki ben 10 küsur senedir yapıyorum ama o beni o an gördü. Seninki ilgi çekmek için. Yani aslında biraz Yok, sana ulaşmak için. Yok öyle olduğunu düşünüyor. Yok canım. Tabii ki öyle olduğunu düşünüyor. Yok, hiç zannetmiyorum. Yani bu kadar popüler olmuş birine... Popüler öyle... olduğunu bilmediğimi düşün. Gördü, çıktı önüne. Hı hı. Bu adam bunun konu hakkında şaka yaptı diye. Onu yazıyor. Mimik oynamadı. Bilmem ne. Onun nedeni o. Hı hı. Yapmasın herkes bunu. Zaten bir kişi yapıyor bunu. Bu şeye çok benziyor. Siyasetteki ayrıma. Hı. Bizde böyle bir şey vardır yani. O yapıyor, o yapsın. Sen yapma. Var vardır. Ee, ama dediğim gibi... Bu sineği öldüreceğim. Bir tane sinek var abi. Meyve sineği dediğimiz sinek. Parmağımla basmaya çalışıyorum. Tuşta kaçıyor. <laughs> Peki çok cahilane bir şey soracağım. Cahilane mi? Evet evet <laughs> ama bunu mutlaka merak ediyorlardır. Abi. Mesela bu kadar stand-upçı var ya... Hı -hı. E, bu insanlar hayatını idame ettirecek parayı kazanıyorlar mı? Bu işin sektörel ekonomisinde bir karşılık var mı? Ya şöyle artık var galiba. <laughs> benim de şahsızlığım mı şahsım mı bilmiyorum. Ben yerli yayın yayınladığımda bu oluşuyordu, oluşmuştu. Hmm. Ama ondan önce yani yok abi nasıl olacak yani öyle bir yani 50 kişi oynuyorsun kaç para alıyor olabilirsiniz alt komediden çıkıyorsunuz mekan var hmm. bir ışık yanıyor bir şey oluyor yani öyle bir para kazanılmıyordu bir de e, normal bir eventten daha ucuzadır açık mikrofonda şu an hmm. çünkü herkesin çıkabildiği bir etkinlik ee, sana hatta bedava bazı yerler. Amerika'da bedava açık mikrofon izleyebiliyorsun ki bizim ülkede de hala e, bedava izleyebilecekler open mic'lar vardır Hı -hı. yani. Ee, öyle bir para yoktu ama yeni yeni şöyle şeyler oldu. İşte dediğin gibi res Instagram bilmem Hı -hı. ne böyle stand up tüketiliyor mu, tüketilen bir şey mi dönüştü diye sorulup markalar da bir bakmaya başladı. Burada bir şey var galiba. Hı -hı bir etkileşim var, birinin söylediğini kıymeti olan bir alan mı açılıyor acaba falan diye girdiği hı hı. için oradan bir para geliyor. Çünkü genel olarak bir yere para girmesi için dediğim gibi biraz önce içeride konuştuk. Business to business, business to customer. Hı hı. Underground'da business to customer düşük. Tanınan hı hı. birinde fazla oluyor zaten B2C ama marka girdiği anda B2B olduğu anda para geliyor. Ve bu da tabii komedyenleri daha da motive ediyordur. Çünkü çoğunun mesleği var. Yani avukat olan var, reklamcı olan var, bir yerde çalışan var, memur olan var. Benim bildiğim mesela Salih. Salih Ankara, Salih Tıraş var. Evet mesela. mesela ilk de aklıma o çocuk gelmişti. Bu o bıraktı çocuk işini 3 ay sonra mesela. Yani o video ha, kazanıyor patladı, o zaman o mesela. Patladı, işini bırakabildi. Daha hmm. çok turneye çıkabildi. Hmm. Ee, ben mesela orada şunu dedim. Şunu bildiğim için kendimi. Ben bir mesleğe girersem onu yaparım. Hmm. Buraya bir daha geri dönemem diye kendime güvenemedim. Çünkü... E, aile yapısından kaynaklı galiba bizdeki sorumluluktan kaçan bir yapım çok yok. Öyle işe girmek de bir işe girmek de yani burada çalışıyor olsaydım o sorumluluğa girip elimden gelen en iyisini yapacaktım ve o işe o kadar vakit ayıramayacaktım. Ben 2018'de bunu denedim. Bir şirkete bir şirkette çalıştım. Çok iyi para kazandım. Yani stand-up'tan kazandığım 5 senelik parayı 2 ayda falan kazandım. Gerçekten ve korktuğum için ayrıldım. Dedim ki bu benim için burayı bitiriyor. Önemi kayboluyor çünkü artık ekmek yediğim, bana ekmek veren el değişiyor. Şu an komedyen olmak için çok doğru bir zaman. Çok doğru hmm. bir yol var işin ortasında. Hani müzikte de rapte örnek verdin. Şimdi Ceza Sagopa yaptı, bilmem ne yaptı. Yeni akımı Ezel'le beraber başladığını düşünüyorum ben yani 2017. Birkaç tane daha rapçi var. O bir sektörleştirdi ya, hmm. bir şey üretip dinletmesi daha kolay oldu. Çünkü aa burada kaliteli bana hitap eden bir şeyler olabilir demeye başladılar. Şimdi yeni yeni izleyicimiz "Aa komik çocuklar varmış." demeye yeni başladı. Sen de onlardan birisin bence, değil mi? Yani stand-up deyince akla bir kişi geliyordu. Cem Yılmaz. Arada bir a Yılmaz Erdoğan'ın da varmış. Aa e. beyaz çok eskiden yapıyormuş. Ata Demirer işte hem müzikal Hı -hı. gibi. Bence seninle birlikte, Deniz Göktaş'la birlikte ve unuttuğum birkaç isimle birlikte. Aa Çok yeni sorular. çocuklar varmış. Ve hatta daha iyiler galiba noktasına geldi. E şey o daha iyiler o tabii ki subjektif bir mesele. Evet o soruya gelmek için attım zaten. Ha, öyle zaten. mi? Zaten. Hadi, tabii hadi. ki. <laughs> Şimdi şunu Balondur. Diye... <gülüyor> <gülüyor> o da balondur, öbürü de balondur falan diye. <laughs> şunu diyebilir miyiz? Hala enli bir soru bu. Hala en komik Cem Yılmaz'dır. Katılıyorum. Abi, Birini ateş atmak çok güzel ya. Abi en komik ben, yani ben şöyle diyeyim. Bir masada oturmak istiyorum ve gülmek istiyorsam hı hı. oturacağım insan Cem Yılmaz'dır Hı. Net. Ama sebebi şu. Yani hem benim mesleğimle alakalı hem başka bir türlü alakalı. Ben Cem Yılmaz'ı kendimce tabii ki önemli bir yeri var. Yani ben bir stand-up Özdemir diye bir stand-upçı var ya bu Batur Özdemir dediğim stand-upçının %5'i Cem Yılmaz zaten. Olmasaydı olmazdık. Hayır bak şöyle. %5'i Cem Yılmaz. Hı -hı. %3'i Dostoyevski. %2'si Ricky Gervais bunun. %1'i Bill Cosby. %3'ü işte e, 100. Daniel Sloss hı hı. falan. %5'i Umut Sarıkaya. Hı -hı. %2'si Mustafa Özdemir babam. Hani bunların hepsi benim yaptığım şeyde yüzde parti olan insanlar. Ve zaten e, yaratıcılık dediğimiz şeyde bir sürü şeyi toplayıp yanlış okuyup üretmeyle alakası var. Hani Cem Yılmaz çok izledik ya. Ben Cem Yılmaz'ı izlemeden dinledim. Biz dinliyorduk MP3'ten. Ben izlememiştim. CD oynatacak bir şeyim yoktu. Ben dinliyordum. Cem Yılmaz'ı dinliyordum. Sonra işte Louis C.K. O, bu, başka komediler. Ya Adam Sandler mimi var mıdır bende? Sende bile vardır. Bende bile vardır mesela. Anladın mı? Atıyorum Jim Carrey. Bizim hayatımızda biriydi. Jim diye biri vardı. O, o falan bir kaş oynatmalar, bilmem ne vardı. Birinin hayata karşı fikri İlber Ortaylı vardır benim içimde. Biraz Okan Bayülgen vardır benim içimde. Ee, Cem Yılmaz'ın yeri çok önemli burada. Çünkü mesela bundan ziyade bize şunu gösterdi. Arkadaşlar, ülkede bu işi yaparak hı hı. çok iyi bir hayat sürebilirsiniz. Mesela bunu bilemiyorduk biz. Yani ya, ünlü se olmanın, Sektörü o başlattı diyebilir miyiz? Sadece şaka yaparak hayatta kalabildiğini o gösterdi. Hı -hı. Yani belki öncesinde kabare kültüründe var. Hı -hı. Ee, şey kimdi? Uğur Yücel'in stand hı, hı da var. Kabare'de Metin o onlarda da var. Ferhan soyun var. Hı -hı. Yani yapılma, yapılmıyor değil. TRT'de yapılmış eskiden. Yani büyük ihtimal vardır. Gazino kültürü zaten ya. Vardır. Olmaması imkanı yok. Ama sadece bunu yaparak salonlarda Türkiye'de yani Amerika'da olan her şey burada olmuyor ki anladın mı onu gösterdi o konuda unik biridir. Bir de yıllarca yapabilmesi ve her şeyi yapabilmesi ben şeye çok şaşırıyorum mesaj bir komedyen var diyelim hı hı. gösterisi çok iyi hı hı. filmi çok kötü hı hı. reklam yapıyor çok kötü hı hı. bir yere konuk oluyor güldürmüyor adam bir <laughs> şey de iyi hayır hayır <laughs> adam hiç güldürmüyor bir şey de iyi Cem hı hı. Yılmaz Abi reklamları da ödüllü mesela. Reklamları da komik. O iş de kült. O iş Gösterisi alakalı. zaten ekstrem iyi. Bir daha böyle biri çıkar mı sence? Çıkar. Yani mesela... Ve o benim falan diye. Hayır çıkar. Yo ben öyle olduğumu da çok düşünmüyorum mesela. Hani şöyle çıkar. Burada bile şimdi kameraman arkadaşlar, ses alan arkadaşlar vesaire. Mesela ışığı yapan arkadaş. yani iş alakalı olduğu sürece hı hı. Iı, yarın ışık yapmayıp sese de geçse onu yapar. Elinden gelenin en iyisini yapmaktır bu ve sonucu insanlara bırakıyoruz. Yani benim için de öyle, başka bir komedyen için de öyle. Eğer iş alakam varsa, eğer yaptığın şey saygı duyuyorsan eleştirilebilir, kötü de yapabilirsin ama elinden gelen en iyisini yapmakla ilgili duygu bence çok sonradan kazanılmıyor. İnsanların bazıları bu konuda önemsiyor, elinden gelen en iyisini yapmayı. Bazıları da yani iyisini de yapsam ne olur, kötüsünü de yapsam ne fark eder. Belli bir aşamadan sonra ama Cemil Yılmaz herhalde senin kuliste bahsettiğin gibi istediğim şeyi yapabilirim noktasına geldi değil mi? Her şeyi deneyebiliyor Abi, çünkü. O çok pahalı bir şey ve onu satın aldı. Aldı. Yani onu her benim yani bu işlerle yani bir müzisyen de mesela Teoman müziği bıraktı ya Hı -hı. onu satın alıyor o. Geri Hı -hı. dönmeyi satın aldı o. Hı -hı. Anladın mı yani o işinle satın alabileceğin bir şey. iş yaparak yani bunu göstererek satın alabilirsin. Ya, bize öyle dalgası geçildi. Ben de şakasını yapıyorum. Teoman müziği bıraktı geri başladı falan. Teoman müziği bıraktı, niye haber oldu biliyor musun? Teoman nasıl müziği bırakır? Hı -hı. Bir şey de diyemedik. Çünkü bunu satın aldı adam. Hı -hı. Bu da aynı şey var yani. Ee, insanlara bir şey beğendirmekle alakalı bir iş yapan insanların günün sonunda kendi zevkine dönebilmesi çok büyük lüks. Çok Hı -hı. yani çünkü beklenti çok büyük. E yani. B2C çünkü. Evet, çok büyük bir beklenti var ama Cem Yılmaz olmak dünya yani Türkiye'deki en zor şeylerden biri ekran önünde. Her an bir şey bekliyorsun. Her an bir espri bekliyorsun ve her an kıyaslanıyorsun <laughs> bence. Bilmiyorum. Sana sen de inşallah böyle olursun diye. Şimdi evet e, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şu an Cem abiyle çok konuşmak istedim mesela bu konuyu. Hmm. Yani o çünkü onun gıyabında sağ ol sen de sordun ben benim de fikrim onun alanı orası. Yani onun kafasının içinde ne var bile. Biz burada konuşuyoruz da adam belki bambaşka bir şey düşünüyor. Yani bilemeyiz bunu. Netflix'e projenin olduğu bir dönem oldu mu hayatında? Abi Netflix'e projem var dedi Öyle bir dönemim var mı? <laughs> Bu gülüş benim çok canımı sıktı. <gülüyor> <gülüyor> var mı öyle bir dönemi? Herkesin vardır. E, şöyle diyeyim. Evet. Hayır, yani şey bir net, özelin Netflix özelinde yoktu da. 2018'de ben yerli ve kirlinin 70'ine %70 benzer bir gösteri çektim ve dedim ki bunu bir platform alır çünkü çok komik bence. diye almadı. Almadılar yani e, almadılar. Buruldum. Çünkü Hı -hı. orada bir şey sanıyorsun o zaman. Ha, yani o kalitede bir şey istiyorlar ve onu falan yok. Alakası yok. Orası bir dükkan yani neyi satacaksa onu satıyor adam. Sen de sen Hı -hı. hayırdır falan. Hani e, senin kaç takipçin var kardeşim? Bana hala diyorlar senin kaç takipçin var diyor adam. Yani benim yani ben takip edilecek bir şey. iyi başka yerde yapıyorum. Burada değil. Ya buranın takip etme kıstasıyla benimki bir yok anlamıyor. O geçmiyor. Hı hı. Diyor bak geçen bir oyuncu geldi diyor. Hı. Onun 2 milyon takipçisi var diyor onun. Ben olmadığını biliyorum mesela onun 2 milyon takipçisi olmadığını. Yani bir dönem birilerini çok zengin ettiğini biliyorum sadece. Hı. hı. <laughs> Bunu ya bu abi bunların hepsi yani bir konuşurum şimdi de böyle bir şey değil yani. Ben o yüzden bu savaşı hani Netflix'e projem oldu mu, Disney'e bir şey düşündüm mü falan. Hani bir platformda olsun istiyor insan. Bir, yani ben sinema çok istedim. Netflix'in de Hı. sinema salonu. Benim için hala bir şey. Mesela şu an artık bitiyor biraz üzülüyorum sinemanın bitişine. Hani sinema salonunda kendi filmimi izlediğimi çok hayal ettim yani. Böyle insanlarla beraber şapka takıyorum mesela bir komedi filmi yapmışım. İzliyorum onlarla, bakalım gülüyorlar mı falan. bunu. Çünkü kendimi de sahnede izleyemiyorum ya. Hı. Ee, i̇şte Yerli Vekilli de o hoşuma gitti. Yorumları okumak çok hoşuma gitti. Beğenmeyeli... Yani doğru yorumları. kendini izledin aslında ilk kez. Evet yani insanlar ne düşünüyor? Şimdi gülüyor ya da gülmüyor ya alıyorum ben. Hı hı. İlk defa, şimdi skeç çekmek öyle değil. Şimdi Instagram'a skeç çekiyorsun. Ee, çok planlı bir şey. Ee, şunu demeyeyim, bunu demeyeyim ama böyle komple kendinden bir hikaye koyduğunda insanlar bunun hakkında ne düşünüyor? Merak ediyorsun. O zaman soruma geleyim. Evet. Şunu diyebilir miyiz? Gibi dizisi Türkiye'nin son dönemdeki en komik işidir. Bak çok seversin. Enli bir soru. Enli bir soru. Ben yani. katılıyorum. Çekim serim tabii ki. Çünkü ee, çok... Yani, i̇zledin değil mi bu tabii arada? Tabii izledim. hani son sezonunu izlememiş olabilirim. Birkaç bölüm izlemiş olabilirim. Hı -hı. Hatırlamıyorum. Şey bir durum var. Ayak işleri, işte Prens, Hı -hı. Kalt'ın yaptığı iş. Bunların hepsi çok eğlenceli işler. Komik güldüğüm, sesli güldüğüm işler, Ya bu çok ne kadar kıymetli o insanlar için ama ben ben kendim severek şey yaptım. Slow burn komedi Türkiye yani böyle yavaşça gelen komedi Hı -hı. Türkiye'de yeni yeni artık bir de bence bu yeni nesil kuşak bunları yurt dışından tüketmeye başladı ya yani bizim annelerimiz yabancı dizinde bir Dallas izliyordu falan ama buradaki çocuk Rick and Morty izledi yani onu tüketmeye biliyor. Hani <laughs> buradaki çocuk için bir genç için yani 20 yaşında bir genç için sevdiğin en iyi animasyon dediği zaman Türk bir şey söylemiyor. Zaten çok fazla yok ya da en iyi komedi filmi dediği zaman Türk işi düşünmüyor da yani senin için mesela senin kuşak için Vizonteleydi, idi, Goraydı, bilmem neydi ya. Şimdi bunu sorunca diyor ki due Date abi diyor. Abi diyor Hangover çok iyiydi diyor. Abi şu diyor çok iyiydi. Çünkü onları tüketmeye başladık. Hı hı. Slow burn'de bir komedi tarzı. O tarz komedi işte İngiliz komedisi yapacağım vardı bir ara. İşte Leyla Mecnun konuşup absürt komedi hı hı. abi bu. Şimdi bu komedinin yapılış biçimleri, tüketiliş biçimleri ile alakalı bir durum var. Bizi çeşitleniyor bu. Hı hı. Ee, o dalda o yani onlar bunu böyle düşünerek yapmıyordur büyük ihtimalle de. Yani ben tüketen biri olarak bana geçen hissiyattan söylüyorum. Orada çok iyi işler var. Yani hı hı. orada o komedide. Mesela ben de kendiminkini sinemada arıyorum. Yani ne hı hı. benim işte ekranda benim komedim ne? Stand-up'takini biliyorum. Hı hı. Ekrandakini ben de çok merak ediyorum yani. Birazcık öyle, birazcık slow burn hı hı. benim için de. İşte birazcık ama aksiyon. Yani ben aksiyon çok severim mesela. Aksiyon olacak için içinde. Ama mafya aksiyonu değil yani. Umarım mafya aksiyonu yapmam. O, o... ben yaptım, pişman <laughs> Ya yani maf mafya aksiyon yani diziyönüm çok özür dilerim. Ben yaptım. IMDb'de puanım da 1.3 mü? 1.4 mü? Sadece benden dolayı değil. Başka etmenlerden dolayı da çok kötü oldu. Travmalar da yaşadım içinde bir senaryonun, yapımcı sana derse ki mafya olsun, Oğuzhan Uğur'un peşine düşsün, bunu hemen unut. Hemen böyle sil. Ha o film mi? E, yok et hemen kafanda çünkü o iş olmuyor. O işte senaryo matematiğinde şu, birazcık ilgilenmeye başladım. Otorite koymak istiyorsun Hı -hı. senaryonun içine. Aklında ilk mafya geliyor. Evet evet, fix. Ya mesela slow burn komedi dedik ya, mesela Tolga Karaçelik. Nuri Bilge hı hı. Ceylan, Zeki... Bunlar da var. Hı hı. Yani Tolga Karaçelik'in... Mesela Otoritesi, gemi filminde gemide geçen sarmaşıklar mı? Hı hı. O, Sarmaşık. Sarmaşık. Sarmaşık da... E, gemi kaptanı otorite. Hı hı. Kralcı belli. Hani birazcık böyle görüyorsun şeyleri. Hı hı. Orada da bir komedi... Yakalıyorsun yani. Ha 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 değil yani komedi. Orada bir... mizahi durum yakalıyorsun. E, benimkinde de yani benim işte sen... en komik gibi mi dediğinde ya ben Feyyaz'ı yani ilk Okan Boyülgen'e çıktığında biz Can Ben Okan örneğini izliyordum gördüm yani doğu yok Re vereyimleri falan Hı -hı. biliyorum yani ee... Feyyaz da böyle özetle doğo yok Hayır. Re vereyim. ha orada yani ilk gördüğümüz <laughs> gitar muhabbeti evet, evet. donuk bir adam deadpan şaka yapıyor Hı -hı. aa dedim bu adam çok komik yani bu adam bir şey dediğimiz an oydu ondan sonra ben Feyyaz'ın Feyyaz dizi yaptı YouTube'da ben onu da izledim Hı -hı. Öncesini hatırlıyor musun? Evet evet. Hani bir kızla barda konuşması vardı çok komikti. Onları bulamadım. Geçen birine göstereyim dedim. Kitabı... Feyyaz, Feyyaz'ın kitabını okudunuz mu? Bak çok komikti. Okumayan varsa. O da çok hoşuma gitmişti. Neydi kitabın adı ya? Şey miydi? 7-8 senedir kendimi iyi hissetmiyorum. Ya 10 sene oldu kitabı okuyalı ha. ya. O şarkıları, Aha. Bence Sende... Mizahına adam... İletebildiği her yerden iletti. Televizyondan, müzikten, kitaptan, diziden adamın işte bu drama ile alakalı bulunduğu bir konum var. Evet, Feyyaz Yiğit, Aziz Kedi. Bu arada evet. Aziz Kedi'den kesin Aziz Kedi müthiş bir adam. Yani Zeki de öyle. Bir ara beraberlerdi ya ha, Tarkan Han, evet. yani. Aziz Kedi ve şey. Bu bir jenerasyon komedi. Peki şey Güzel olacak yani. mı mesela şimdi? Feyyaz evet. aslında stand upçı değil ama yeni nesil bir komedyen gibi düşünelim. O mesela bir dijital platformda çok dominant bir iş yaptı. Evet. Ee, eskiden hani atıyorum işte Cem Yılmaz televizyona gitmedi ama sinemayı çok dom evet. domine etti. Sizin nesil diyelim buna. Sen başta olmak Hı. üzere. Sinemaya, televizyona ya da bu dijital platformlara geçiş olacak mı? Yoksa hep böyle bilet... Le, yani sahne sanatlarıyla mı devam edecek? Yani Oldu. öyle bir öngörüm var mı mesela? Oldu aslında, yani vekilli YouTube'da. Hayır hayır. Seni biz mesela bir televizyon dizisi yaptığını görecek miyiz? Ya da bir sinema filmi? Ya onun örneği Cem abi, Cem gelin oğlu o. Ee, o da stand up sayılmaz ama. Vine'da başladı, Hı -hı. Instagram'da yaptı, sinema yaptı, şimdi televizyon dizi yapıyor. Bayağı da güzel bir dizisi var yani Hı -hı. şu an. Ee, mesela bu, Vine herhalde en eski. bir yani komedik içerik üreti, üretilen en eski yerlerden biri Vine'dı. Hani evet, evet. onu çok güzel gösteriyor Cem Gelinoğlu. Yani burada bir platform seçtim ve oraya girdim gibi değil. Yani nereye uygun bir şey yapıyorsan mesela... Spotify'da olabilir bu. Hmm. Yani Spotify öyle bir içerik yaparsın ki... Olursun gidersin ki öyle podcast'ler var Mesut abilerin. İşte İlker Gümüşoğlu'nun. Amerika'da da var. Yani bu hani biz bir platform seçeceğiz, bu oraya gideceğiz. Bence artık mecra çoğaldığı için... İçeriğin hangisine uygunsa oraya koymak çok önemli. Mesela ben çok izlensin istiyorum bu gösteri. Çok izlensin Hı -hı. istiyorum. O yüzden en çok izlenecek yeri tercih edeceğim. Nerede çok izleneceğini düşünüyorsam. Big olay değil. YouTube. <laughs> YouTube'da değil mi? YouTube katıl butonu falan diye. Kimsenin izlemediği. O zaman son soruya gelelim. Şöyle bağlayacağım bunu. Benim hayatta... İzlemekte en çok zorlandığım video stand-up'ına gülünmeyen adam. Görmüşsünüzdür. <laughs> görmüşsünüzdür. Özkan Çelik <laughs> mi? Kimdi? Faruk bir şey. Faruk Özçelik galiba. Özkan Çelik iyi bir mi? Bir, bir evet. şey Çelik. Stand-up'ına gülünmeyen Tam biliyorum, adam. biliyorum biliyorum. Alişanla Ali programa evet, çıkıyor. Evet evet evet. Ya bu adamın ben ya yani şunu görüyorum. Şöyle bir hayalim vardı benim. Şimdi bu adam çıkıyor herkes dalga geçiyor bilmem ne. Adamda şeyi gördüm. Mesela bu adama Türkiye'nin nimetin yazarları gelse, espri yazsa, işte atıyorum ne bileyim adamı muazzam gagler bulunsa da bu adam yine stand-up'ına gülünmeyecek adam olacak. Hı hı. Niye biliyor musun? Adamı şimdi sen bir aç biraz bak sessize alsan da olur yani. Adam şöyle giriyor mesela. Şimdi benim bir tane abim var tamam mı? Eller durmuyor, kaygı oynuyor böyle kesinlikle sahneye ait değil. Hı hı. Ve sonra şeyi düşündüm. Ulan biz Cem Yılmaz'ın alsak esprilerini hı hı. metin olarak görsek. Hı. Dilek bana yazıp getirse ben Dilek'e belki şey derim. Olmamış. Hı hı. Ama adam öyle bir anlatıyor durumu var ya. Hı hı. O yüzden nasıl bağladım? Buna çalıştım. Şunu <laughs> diyebilir miyiz? Stand-up'ta mizahtan önemlisi sahne performansıdır. Ha, tabii ki çekimselim ben. Ya çekimse, ee, hayır katılmıyorum. Katılmıyorsun. Katıl... Önemli olan mizah mı? Katılıyorum katılmıyorum. Ee, şöyle düşün bir yemek yapıyorsun. Ee, kuru fasulye. İşte salça, tuz, hı. biber, etli, sucuklu falan. Hangisinden fazla koyduğun, az koyduğun senin aslında kuru fasulyen oluyor ya. Hı hı. Öyle bir durum var. Yani dünyanın en iyi kuru fasulyesi diye bir şey götürüyorsun aslında en iyi kuru fasulye anneninki çıkıyor ya. Ya da belediye Evet ya da belediye <laughs> Hani o da aynı şekilde. Yani. Ee, bir şeyler birleştirilerek yapılan bir şey hakkında en diye bir şey yok. Hı. Çünkü orada bambaşka bir şey giriyor. Ee, böyle şaka yapan adam var ve bence hmm. çok da komik. Salih mesela. Yani böyle yani bir, ya var dünyada da var. Salih bir şu anki durumunu bilmiyorum yani. Eskiden var Deadpan ne benzer bir tavrı. Ya da Kevin Hart anladın mı? Orada oraya falan şimdi orada şuna geliyorsun. Ee, bu bir ahenk işi. Bir, bir harmoni işi. Böyle oynuyorsan bunu anlatıyor olman lazım. Yani şunu anlatamazsın yani şey olmuyor orada. Arkadaşlar bir gün camideyim tamam mı? Şimdi bu şakaya böyle giremezsin. Bu, anladın mı? Ya da Bence şey, de. Hani bu tamamen ahenkle alakalı. Anlattığın şey duruşun. Yani mesela biraz önce şey bahsettim ya adamın kolunda Rolex saat var. Arkadaşlar dünyanın en ucuz sosisisini yiyorum. Ya yiyemiyorsun. Ben şu an sadece bunun yapışını izliyorum hissi geçiyor. Adam öyle bir giyinmiş ki fakir şakası yapmaya yemez. Bu bir harmoni yani. Bulunduğun ortam. Ya zaten bulunduğu ortam. Alişan var. <laughs> Kim vardı bir de? Çağlaşker var. Çağla Alişan. Ya ben hayatım boyunca benim de korkulu rüyam. Alişan neye güler abi? <laughs> Bu kaygıyla sahneye çıkmak kadar korkutucu bir şey var mı? Alişan sana böyle bakıyor. Alişan neye gülüyor ki? <gülüyor> Teyzeler neye gülüyor abi? Teyzeler neye gülüyor? Ya ben de çıksam daha iyi performans olmaz orada. Anladın mı? Hmm. Hani hmm. İbo Şov. İbo Şov'da İbo <laughs> Evet evet. Hani İbo boş e, biri olamazsın. İbo Şov'a ya aitsindir <laughs> ya da değilsindir yani. Hani ya Alişan'lasındır Alişan'ın programında artık orası neresi ise Çağla Şikerle birlikte ya da değilsindir. Ve orada zaten yurdum insanı diye paylaştı. <laughs> Başlık da çok iyi. Yurdum insanı. Ya sen yurdum insanı değilsen orada işin yok. Anladın mı? <laughs> evet. Yurdum insanı olman lazım. Platform o yüzden çok önemli. Nerede ne yaptın? Benim yeni gösterimi O yüzden YouTube'da. <gülüyor> <gülüyor> ben de maybuna döndüm abi bu işlerde iyiyim. Geliştirmişsin. <laughs> ee, <laughs> tabii tabii. Ya yani şey işte. Yeni televizyon YouTube ya. Şu an mesela bizi de izliyor insanlar. Halbuki mesela Türkiye'de 55 milyon kişinin kullandığı bir mecra bu. Hı -hı. Ama bize, mesela bizim bu videoyu 50 bin, 100 bin, 200 bin bir rakam insan izleyecek. 55 milyon izlemeyecek ya. Hı -hı. Ben bundan çok mutluyum. Eskiden 55 milyon insanın da izlemesi için bir şey yapılıyor olması Hı -hı bu bütün zevklerden yani şu an üretilen çoğu şeyden çok daha mutluyum. Gibiden de mutluyum, öbüründen de mutluyum. Yani ne istiyorsam onu izleyebiliyorum ya. Bu müthiş bir lüks. Ve bu lüksü lütfen sahiplerin arkadaşlar sevgiyle, şeyle. Yani bu videonun altına da kötü yorum yazıp çıkmış arkadaşlar var ya mesela. Yazdı gitti benim silmedi. Yani Silmeyi bu şey, unuttum. Bu adamın bu, bu adamın da kafası parlıyor kardeşim hiç kimse mi izlemiyor dedi sana. Aha. İşte bana da dedi silindi, ki silindi evet. <laughs> Aynen. Bana dedi ki konuşmayı bilmiyor. Tleri yutuyor falan bir şey dedi. Yani Karşıdaki dinle be. Ne kadar saygısızsın. Sen Cem Yılmaz'a böyle böyle falan. sen Feyyaz'a böyle böyle sen o konuda bir... var ya bunlar. Çok hoşuma da gidiyor bir yandan el eliyor, hı hı. kendine eliyor. Hı hı. Ben de iletişime geçerek. Bir yandan da sessiz like'lar atılıyor ya. Yani. Ben onun hastasıyım. Bir videonun altına böyle 300 yorum var, 500 yorum var. Puh, linç, linç, linç. Bir bakıyorsun 100 bin like var. 150.000 insan birbirine göndermiş. İnsanlar beğendiklerini söylemiyorlar. O yüzden bu videonun altına beğenmeyip bir yorum yazanlar var ya. Çok da önemli değilsiniz. Like sizden fazla. Bip <laughs> kaçtı. Niye bunu dedim bilmiyorum öyle böyle bir, böyle manifestik bir şeyle bitirmem gerekiyormuş gibi hissettim hiç kötü yorum yazdın mı videonun altına ben hiç yazmadım ben de hiç yazmadım kim abi bu insanlar onu ben anlayamıyorum bir insanın o motivasyon <laughs> hiç yazanlar mı hiç anlamıyorum yani kötü bir şey yazdım birinin altına öyle mi Ha çocuklar yazıyorsa o zaman onunla çocukları sinirlenmeye gerek yok. Ben bilmiyordum. Ama Twitter'dakiler çocuk değil ya. Onların ruhu çocuk kardeşim. <laughs> çok teşekkür ediyoruz sana. Yani bu masada bir sürü insanı ağırladık. Ama böyle gelirken ulan nasıl bir adam. Bizi acaba bozar mı yoksa güldürür mü? Ya da bizi sever mi sevmez mi endişesine kapıldığımız herhalde tek kişi değil mi? Yani bu masaya oturan. Aa, aa çok teşekkür ederim. Ee... Çok sevmedim. Biz de çok tatlısındık <laughs> biz de çıkışında hemen dedik bu çok da... <laughs> yok, çok tatlıydı buradaki isah. Biz de çok teşekkür ediyorum merhaba. Herkes telefonuyla oynuyor ama olsun teşekkür gerçekten şaka mi? Bu. O stajyer zaten gel gel kovuldun <gülüyor> sen <gülüyor> şaka <laughs> siz de öyle ya bir yok yok falan. yok yok abi şaka yapıyorum vallahi ben ben bile konuşurken kendim telefonda oynayayım istedim bazı yerlerde Tamam anladık gibi yerler oluyor oluyor İki kişi sohbet ediyor insanlar üzülüyor. Ben onu kendi işimde de anlamıyorum. Çıkıyorum iki saat konuşuyorum ya nasıl sıkılmıyorlar ben bazen anlamıyorum. Hani orada bir komik olması durumu var ya. ADHD'im var benim diye bir şey var ya mesela benim dikkat dağınıklığım. Ben abi konsantre olamıyorum. Normal ya bu çağda sürekli bir şeyler senin dikkatini dağıtıyor ya. Oturup bir şeyler dinlemek yani bu da bu videoda 30-40 dakika oldu. İzleyip sonuna kadar herkese çok teşekkür ediyorum. İyi YouTube barı var arkadaşlar. Oradan istediğiniz kısmı dinleyebilirsiniz yani, yani bu evet. kadar 30 40 dakika gözden. Yok bizi dinleyen düşmeyin. insanlar çok kıymetli değiller mi ya? Tabii ki canım. İyi ki varsınız. Reklamını yapamadım şu anda. Gösterinin mi? Evet gösterinin. Zaten yani bu aslında asla... reklam da değil bu arada gerçekten Batura'yı sevdiğimiz için. Başında yapaydık şey burası YouTube yani sonunda bu zaten da intro 10 kişi mi? kaldı yani. <laughs> bunun pek bir önemi yok yani sen şurada yapmışsın, yapmamışsın. İntroya koyacağız merak ya, etme. İntroya mı koy? Tamam introya koyalım. Hani bunu. video başlıyor pat diye bu cümle Yani çekecek. bana YouTube'dayız programı sonunda reklam yani olmuyor. Olmuyor. <laughs> Yeni gösterim biraz daha yayınlıyorum. Kendi kanalımda olacak ve ee, izleyin. <laughs> Bol şans diyelim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. <laughs> sinek düştü içine bıraktım kahveyi. O sinek puşt içine düştü abi.